bu konu başlığında ana biyoçeşitlilik türlerini inceliyoruz. Genetik, ekolojik ve evrimsel. Bu videomuzda ise evrimsel soyları ele alacağız arkadaşlar. Evrimsel soyları incelerken aslında biyoçeşitliliği geçen zaman bağlamında analiz ediyoruz. Biyoçeşitliliğin nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir gidişatı olduğunu ve bu gidişatta insanların rolünün ne olduğunu bilmek isteriz. Soylar farklı türlerin evrimsel tarihine bakmamıza imkan sağlar. Bu nedenle evrimsel soyların incelenmesi aynı zamanda hayat ağacının incelenmesidir. Bilim adamları bu ağaç metaforunu dallara ayrılmış bir şema üzerinde organizmalar arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanırlar. Peki bu şemayı oluşturmak için neler gerekir? Böyle bir hayat ağacı çizebilmek için neleri bilmek gerekir? Bahsettiğimiz şey filogenetik sistematik olarak bilinen bir alan. Evrimsel sistematik olarak da karşınıza çıkabilir. Filogenetik ya da evrimsel kalıplar organizmalarda gözlemleyebileceğiniz karakteristik özelliklere dayanarak oluşturulur. Kulağa oldukça basit geliyor ama bunun anlamı aslında şu. Bir organizmada gözlemlenen karakteristik bir özellik o organizmanın evrimsel tarihindeki benzersiz bir olayı, yani o özelliğin ortaya çıktığı anda gelişen bir durumu veya olayı simgeler. Birkaç organizmayı inceleyip bu organizmaların karakteristik özelliklerini sıraladığınızda, aslında onların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgiler sunan tarihlerindeki benzersiz olaylara bakmış olursunuz. Bunlar evrimsel tarihlerinde ortaya çıkan ortak durumlar veya olaylar olabilir. Aynı olaylar farklı organizmaların tarihinde vuku bulmuş da olabilir. Bu da aslında bu organizmaların ortak bir evrimsel tarihi paylaştıklarını bize gösterir. Başka bir deyişle türler birbirleriyle ilişkilidir arkadaşlar. Örneğin deniz kestanelerini bir düşünün. Kim deniz kestaneleri üzerine düşünmek istemez ki? Uzun dikenleri ve bu dikenleri destekleyen güzel yuvarlak gövdeleriyle harikulade hayvanlardır. Peki, kum dolarlarının aslında kumsalda yaşama uyum sağlamış yassı deniz kestaneleri olduklarını biliyor muydunuz? Evrimsel sürece işte harika bir örnek. Peki, eğer kum dolarları aslında deniz kestanesi ise diğer tüm deniz kestanesi türlerini hariç tutarak tüm kum dolarlarını aynı çatı altında toplayan evrimsel bir yenilikten bahsedebilir miyiz? Onları tek bir soy altında toplamak mümkün mü? İşte bir tarafta deniz kestanesi, bir tarafta da kum doları. Burada ise farklı bir tür kum doları var. İkisinde de ortak olan şey ise yassı olmaları. Bu, diğer tüm deniz kestanelerini hariç tutarak, tüm Kum dolarlarını benzersiz bir şekilde birbirine bağlayan bir karakteristik özellik. Deniz kestanelerinin evrimsel tarihinde yalnızca bir kez ortaya çıkan ve kum dolarlarının oluşmasını sağlayan bir özellik. Bu ikisinin ortak bir atası olduğu düşünülüyor. Ortak bir tarihi paylaştıkları belli. Çünkü tam bu noktada evrim geçirerek yassı bir görünüm kazanmışlar, kazandılar. Hepsinin ortak bir ataya sahip olduğunu bildiğimiz kum dolarlarının oluşturduğu grubu incelerken bu yassı şekil üzerine de daha ayrıntılı bilgiye sahip olabiliriz. Örneğin, kimisinin gövdesinde tuhaf delikler bulunur. Bu da bu grubun içinde benzersiz evrimsel olayların gerçekleştiğini gösterir. Bu hayat ağacı hakkında aklımızda tutmamız gereken bir diğer önemli şey. Her grup bir diğer grupla bağlantılı ya da iç içedir. Doğada bulunan türler, bu dallara ayrılmış şemalarla gösterilen bir hiyerarşi içinde yer alır. Bu tip şemalar, kladogram ya da filogenetik ağaç olarak adlandırılır. Bu şemalar oldukça karmaşık görünebilir. Örneğin, kum dolarının hali hazırda nesli devam eden 250'ye yakın türü ve 750'den fazla soyu tükenmiş türünün olduğunu biliyoruz. Ayrıca kum dolarları türlerinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu gösteren tek bir filogenetik ağaç olduğunu da biliyoruz. Ama bu ağacın dallanma yapısını yani topolojisini kesin olarak bilmiyoruz. Her bir alt grup benzersiz bir evrimsel yenilikle yani o türün ortaya çıkmasına sebep olan yeni bir durum veya olayla desteklenebilir. Eğer elde yeterli veri varsa bu birden fazla durum ve olayı da içerebilir. Amaç, tüm benzersiz özellikleri en iyi şekilde düzenlemektir. Bu sayede her birinin birbirleriyle olan ilişkisi çözümlenmiş olur. İncelenen türlere dair tüm evrimsel olayları ve özellikleri belgelendirebilmek için de, türlerin arasındaki bağlantılar, filogenetik ağaç üzerinde dallanma noktaları ile belirtilir. Buradan çıkarılabilecek şeylerden biri şu, bazı türler diğerlerine kıyasla yeryüzünde daha yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Bunu anlamak içinse burada en eskiden en yeniye bir zaman ekseni olduğunu göz önünde bulundurarak ağacın topolojisini incelemelisiniz. Burada önemli olan dallanma düzeni ve ağacın topolojisi. Bu dallanma noktası bundan önce meydana geldi ve şu dallanma noktası her ikisinden de önce meydana geldi. Ama kabul edelim yeryüzünde 10 milyon tür varken hayat ağacı oldukça karmaşık hale gelebilir. Bu yüzden her bir organizma grubunu o büyük ağaç üzerine olabildiğince doğru bir şekilde yerleştirmek için çok fazla veri ve çok fazla araştırma gerekir. Dolayısıyla filogenetik sistematik bilgisayar kullanmayı gerektiren bir yöntemdir. Çok sayıda özelliğe dair veri almak, analiz kapsamındaki her bir türün karakteristik özelliklerini kodlamak ve bunu bir bilgisayar programına işlemek gerekir. Ağacın topolojisi için en desteklenebilir hipoteze ulaşmak amacıyla yeni özelliklerle birçok kez test edilebilen ağaçları oluşturmaya yarayan matematiksel işlemler kullanılır. Bazen bu yeni özellikler ağacın dallanma düzeninde değişikliklere yol açabilir. Bu alanda filogenetikçilerin türlerin birbirleriyle olan ilişkilerine dair hipotezlerini test etmelerine yardımcı olan nispeten yeni bir faktör de devreye girdi. Bu faktör tabii ki DNA Evrimsel süreçler ve yeni özellikler bir organizmanın gözlerinizle görebileceğiniz fiziksel özelliklerine yansıdığı kadar DNA'sına da kayıtlıdır. Filogenetikçiler moleküler veriye dayalı analize giderek daha fazla güveniyorlar. Filogenetik ağaçlar bu kapsamlı yönleriyle evrimin nasıl oluştuğuna dair çok güçlü bir bakış açısı kazandırıyor. Bu ağaçları incelemek adeta yaşamın evrimsel tarihinin yazılı olduğu bir kitabı okumak gibi. Bu da zaten bu çalışma alanında yapabileceğiniz en heyecan verici şeylerden biri. Örneğin kum dolarları söz konusu olduğunda ağacın evrim hakkında anlattıklarından yola çıkarak neden zaman içinde yassılaştıklarını veya neden gövdelerinde bu tuhaf deliklerin oluştuğunu keşfedebilirim. Bu alanda çalışanlar için işin en heyecanlı kısmı bu. İlk kladogramlardan birine evrim ağaçlarının önemini fark eden Charles Darwin'in çalışmalarında rastlandı. Yaşama dair büyük resmi gösteren bu ağaçlardan bahsederken Darwin'i anmamak mümkün değil. Darwin bu ağaçların evrimsel soyları ve zengin bir biyoçeşitliliği gözler önüne serdiğini biliyordu. Bilmediği şey ise bu muhteşem evrim hikayesini anlatırken modern tekniklerimizin ne kadar etkin bir rol oynayabileceği ve bu ağaçların tehdit altındaki biyoçeşitliliği korumada ne kadar işlevsel olduğuydu.